yoldaşlar. Nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün. Hasan Bey'in vurdurduğu ırgat Osman yatsın bir yanında. Ve çadırın dibinde toprağa çocuklayıp kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanında. Traktörlerle türküler geçsin alt başından mezarlığa. Seher aydınlığında taze insan yanık benzin kokusu. Tarlalar orta balı, kanallarda su, ne kuraklık ne jandarma. Biz bu türküleri elbette işitecek değiliz. Toprağın altında yatar upuzun, çürür karadallar gibi ölüler. Toprağın altında sağır, kör, dilsiz. Ama bu türküleri söylemişim ben, daha onlar düzülmeden. Duymuşum yanık benzin kokusunu, traktörlerin resmi bile çizilmeden. Benim sessiz komşulara gelince, şehit Ayşe ile Irgat Osman, çektiler büyük hasreti sağlıklarında, belki de farkında bile olmadan. Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, öyle gibi de görünüyor, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani. Çeneni avuçlarının içine alıp, duvara dalıp kalma. Çeneni avuçlarının içine alma. Kalk, pencereye gel. Bak, dışarıda gece bir cenup denizi gibi güzel. Çarpıyor pencerene dalgaları. Gel, dinle havaları. Havalar seslerin yoludur. Havalar seslerle doludur. Toprağın, suyun, yıldızların ve bizim seslerimiz. Pencereye gel. Havaları dinle bir. Sesimiz yanındadır. Sesimiz seninledir. Ciddiyetle yaşayacağız. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığında. Diyelim ki ağır ameliyatlı hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şey için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırısıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşayacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız. Hem de en ufacık olan. Mavi kadifede bir yıldız zerresi. Yani bu koskocaman. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz olacaksınız. Şimdiden çekilecek acısı bunun. Duyulacak masumluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için.